İşgalci Amerika ve Siyonist işgal çetesi İslam coğrafyasında yeni bir kaos çıkarmanın peşinde. Amerika, İran'la olan nükleer anlaşmayı sonlandırdığını duyurur duyurmaz, Siyonist işgal çetesi daha önceden planlandığı belli olan hamlelerini hayata geçirmeye başladı. Trump'ın bu kararının ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararıyla aynı zamana denk gelmesi asla tevafuk değildir. Böyle bir ortamda kaos ve siyasi hesapların gözleri kör ettiği Müslümanlar çöl fırtınasıyla uğraşırken Siyonistler Filistin ve Kudüs konusundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşacaktır. Zira Amerika ve Siyonist işgal çetesinin asıl hedefi İslam ümmetinin kalbi olan Kudüs'ün ebediyen Siyonizmin başkenti olarak işgal edilmesi sürecine ivme kazandırmaktır. Evet, Filistin ve Kudüs'ün işgali için yeni bir sürecin startı verilmiştir. Trump, varlığını borçlu olduğu Siyonist çetenin talimatlarını bir bir yerine getiriyor. 14 Mayıs'ta Amerikan Büyükelçiliği Kudüs'e taşınarak çok daha büyük bir çatışma ve kargaşanın fitili ateşlenecektir. Mesele, topyekün bir İslam coğrafyasının geleceğidir. Bu nedenle Filistin davasına daha fazla yoğunlaşmamız gerekiyor. Siyonist Haçlı Birliği, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de kendi dümen suyuna katarak dünya barışı ve bütün insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Bu tehdidi bilmek ve buna karşı tedbir geliştirmek, bütün İslam ülkeleri ve barıştan yana tavır koyan her ülkenin asli vazifesi olmalıdır.